Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın montaj hareketi özelliklerine bakacağız. Montajların hareketi dizinin altındaki kullanacağım dosyamı açıyorum. Montajların hareketini görmek için öncelikle gerekli sınırlamaların tanımlanması ve daha sonra bu sınırlamaların değişimiyle birlikte hareketin izlenmesi gerekir. Eğer sistemin nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsanız, hareket serbestliklerini de görecek şekilde bir parçayı tutup çekiştirdiğinizde var olan hareket serbestliğine göre montajın hareketini izleyebilirsiniz. Geri alla yeniden eski haline geri dönelim. Bazı açı sınırlamaları tanımlayacağız. Bunun için constraint komutuna giriyorum ve buradan açı sınırlamasını seçip seçeneklerden de undirected angle'ı seçiyorum. Ön görünümün kapalı olmasına dikkat edin. Şimdi sınırlamayı uygulayacağım kısma daha yakından bakalım. Buradaki parçanın yüzeyiyle buradaki parçanın yüzeyi arasında eksi 90 derecelik bir açı sınırlaması uygulayacağım. Komuttan çıkmadan bir diğer sınırlamayı da uygulayalım. Bu sınırlamada bu yüzeyle bu yüzey arasında uygulanacak ve yine eksi 90 derece olacak. Şimdi sisteme bakalım. Montajın hareketini görmek için değişmesini istediğim sınırlamayı buluyorum ve sağ tuş menüsünden Drive Constraint komutunu çalıştırıyorum. Drive Constraint komutunu çalıştırdığınızda açılan diyalog kutusunda başlangıç açı değeri ve bitim açı değeri girilir. Daha sonra oynak dediğinizde de bu açı değerinden son değer olarak girdiğiniz değere kadar olan kısım hareket eder ve sistemin analizi yapılabilir. Alt özellikler arasında Collision Detection dediğimiz çakışma analizinde yap özelliği bulunmaktadır. Bunu işaretlediğiniz an belirttiğiniz başlangıç ve bitim değerleri arasındaki hareket sırasında sistemde bir çakışma var mı yok mu bu incelenir. 90 derece ile 100 derece arasında bir hareket yapılmasını istiyoruz. Çakışmaların analiz edilmesinde işaretliyoruz. Oynak dediğimiz an eğer bir çakışma var ise şu anda 97. derecede bir çakışma buldu Inventor. Çakışma noktasında durur, çakışan parçaları bize gösterir ve bir uyarı çıkartır. Bunu düzenlemek için diyelim ki 90 derece ile başlamasın, 60 derece ile 96 derece arasında bir değişim olsun. Başa alıyoruz. Ve dikkat ederseniz bir çakışma daha gerçekleşti. Dolayısıyla bu çakışmanın nerede olduğunu bakıyoruz 61. derecede. Okey diyorum ve 62. derece ile başlasın istiyorum. Gördüğünüz gibi 62 derece ile 96 derece arasında bir çakışma meydana gelmedi. Bu şekilde montajlarınızın hareketini izleyebilir ve bu hareket sırasında bir çakışma olup olmadığını görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz record düğmesine bastığınızda ise montajların hareketini gösteren bu analizi aynı zamanda bir video dosyası olarak kaydedebilir ve daha sonra değişik yerlerde kullanabilirsiniz.